Sevgili izleyicilerimiz, size tekrardan esenlik olsun. Tekrar birlikteyiz. Paylaşmak için hayatımızda olan yanlışlıklar, zorluklar, korkuları, endişelerimizi paylaşmak için tekrar birlikteyiz. Bugünkü sizinle paylaşmak istediğim dünyada olan ve dünyanın korku, yani dünyada olan korkularımız, dünyada olan sıkıntılarımız. Gerçekten bu hepimizin hayatında var. Her yaşayan insanda bu korku mevcuttur. Biz bilmiyoruz ki bu korkular birden aniden nasıl geliyor hayatımıza. Ama öyle bir şey ki korkular bizi sardığımızda düşünce kalitemizi yitiriyoruz. Bu yüzden şunu düşündüm. Evet Rab, bu korkular var hayatımızda. Nasıl yaşayacağız? Çünkü yaşadığımız dünyada işittiğimiz şeyler o kadar bizi yıpratıyor ki, o kadar bizi korkularla sarıyor ki, Rab diyorum, nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? Bu yüzden iyi ki Rab'bin sözü var elimizde. Hayatımızda yaşarken yaşadığımız anılar, yaşadığımız düşünceler zamanla korkuya dönüşebilir. Bu yüzden Rab diyor ki, korkmayın, korkmayın. Yaşadığınız o her ne yaşıyorsanız ben sizinle beraberim. Rabbin sözünde bunu görüyoruz. İlk korku kelimesini yaratılışta Adem'de gördüm. Adem'i yarattı, ona eşini, hayat arkadaşını Havva'yı verdi ve onunla birlikte yaşarken onun Tanrı'ya olan bağlılığını ölçmek için dokunma dediği ağaca dokundu ve dokunduktan sonra yüreğine gelen günah korkusu onu rahatsız etti. Bu yüzden bu ilk söz burada Rabbin sözünde diyor ki yaratılışta Rab Tanrı Adem'e dedi ki neredesin? Adem bahçede sesini duydum ve korktum. Çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim. Bazen hayatımızda farkında olmadan zorluklar ve yaşadığımız çetin tecrübelerden kaynaklanan o korkular yüreğimizi gelip basıyor. Adem'e kim öğretmişti korkmayı? Korku sözü nereden geldi yüreğine? Bence korku yanlış yaptığımızda, zarar görmüş duygularımızda, istemediğimiz şeyleri yaptığımızda korku düşünce. Bence korku düşüncelerdir diye düşünüyorum. Bu yüzden Adem, Tanrı Adem'e seslendiğinde dedi ki Adem, Adem neredesin? O da dedi ki sesini duydum ve korktum, saklandım. Sevgili izleyiciler, bugün hayatımızda olan korkuları ve hayatımızda olan zorlukları herkes kendini bilir. Ben de kendi şahsıma göre aynı Adem gibi o korkuları yaşadım. Bazen aniden yaşadığım korkular, bazen evliliğim içinde yaşadığım korkular, bazen çocuklarımı yetiştirirken yaşadığım korkular, dünyada yaşarken ne olacak, durumumuz ne oluyor, nereye gidiyoruz? Ben inanıyorum bu korkular dünyada gittikçe artıyor. Adem'den başlayan bu korku bugüne kadar, o zaman çok azdıysa, bugün inanın %100 kat çoğaldı. Korku ta çocuklarımıza kadar indi. Bu yüzden Rab bize diyor ki, kendi sözünde, korkma seninleyim diyor. Adem'e seslenen Rab Yeşu'ya da seslendi. Yeşu 1. babın 9. ayetinde diyor ki, korkma, yılma. Gideceğin, yapacağın her şeyde Rab Allah seninle beraberdir. Evet, değerli izleyicilerim, korkularımız hep hayatımızda olacak.
Korkular bazen bizi öyle bir durumlara sokar ki, o korkular bizi alıp çok yerlere götürebilir. Bu yüzden Rab Yeşua seslendiği gibi dedi ki Yeşua, korkma ve yılma. Gideceğin, yapacağın her yerde Rab seninledir. Eğer bizi yaratan Tanrı yaşadığımız bu korkuların içinde bize korkma sözü söylüyorsa ve biz bugün Tanrı yüceliğini tanıyıp onunla bir yaşam birlikte yaşıyorsak, iman ettiysek, yüreğimize Rab'be verdiysek, o zaman bu korkulara gelin birlikte Rab'be diyelim ki bunları benden al. Özgür olmak istiyorum. Çünkü çok önemlidir bu. O yüzden dedi ki Yeşua, korkma. Adem'e dedi ki, Adem neredesin? O da yüreğindeki korkuyu dile getirdi. Rab biliyor bizim bu zayıflıklarımızı. Rab bildiği için bize yardım etmek istiyor. Önemli olan biz bu yaşadığımız korkuları tanıyalım. Bu korkular nereden geliyor? Bazen gece uyuduğumuzda, uyandığımızda düşündüğümüz şeyler bizi korkutabilir. Bazen duyduğumuz şeyler bizi ürkütebilir. Dışarıdan, içeriden o korkular gelip bizi basabilir. Bu yüzden ilk denemeye giren İsa Mesih de ne zaman ki o 40 gün sonra oruç tuttu ve şeytanla yüz be yüz karşılıklı geldi. Sadece ona dedi ki, sen dedi Rabbini denemeyeceksin. Rab kendisi istiyor ki denemeler ve korkular geldiği vakit biz ona karşı gelelim. Rabbin sözü bizi eğitiyor, cesareti kılmak istiyor. Sizinle paylaşırken bu korkular hakkında çok bereketli yerler var. Ama ben bugün bir yer var ki Markos bölümünde dördüncü babın 35. ayetinde. Birlikte bakalım, birlikte dinleyelim. Bakalım ki Rab ne diyor? İsa diyor, o gün akşam olunca öğrencilerine karşı yakaya geçelim dedi. Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı. Bu sırada büyük bir fırtına koptu. İsa o teknenin içine girdi ve onlarla beraber, şakirtlerle beraber yolculuk yaparken fırtına koptu. Demek ki bizim hayatımızda İsa Mesih olsa da, onun varlığını bilsek de, yaşadığımız bazı korkuları biz onları yüreğimizden söküp atamıyoruz. Çünkü korku hakikaten insana işkence veriyor, zarar veriyor, yıpratıyor insanı. Ve burada İsa Mesih onlarla birlikteyken onlar bir anda dalgalar tekneyi çok fena teknede diyor suyla doldu. İsa teknenin kış tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler onu uyandırıp öğretmenimiz öleceğiz. Hiç aldırmıyor musun? Bazen bu korkular ölüm kadar bize güçlü gelebilir. Bugün herkes kendi korkusunu tanısın. Değerli sevgili izleyiciler, bugün korkuların ne? Neyden korkuyorsun? Seni acıtan korkulardan özgür olmak istemiyor musun? Bu korkular senin hayatını doldurduğu vakit, nefesini alamadığın anlar olduğu vakit, nereye gideceğini öğrendin mi? Nereye gideceğini biliyor musun? Onun için Rab dedi ki, Yeşua, korkma. Evet, Rab güvenilirdir, sadıktır. Bunun üzerine dedi ki burada öleceğiz. Hiç aldırış etmiyor musun? Bazen biz de bu konularda Rab'be kafa tutabiliriz. Rab, bak ben bu neler yaşıyorum. Rab, bak gelen bu tecrübelerde korkular var hayatımda. Rab, bu korkular beni mahvediyor, ölecek gibi hissediyorum. Ama Rab ne yaptı? İsa kalkıp rüzgarı azarladı. Göle sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi,
ortalık süt liman oldu. Bugün gerçekten biz bu yaşadığımız son zamanların korkularıyla yüzleştiğimiz vakit Rabbi çağırıyor muyuz? Gel Rab bize yardım et diyor muyuz? O zaman onu hatırlayıp çağırdığımızda o da ayağa kalkacak. Hayatımızda girdiğimiz girdaplarda, yaşadığımız korkularda, ne varsa hayatında, evlilik hayatında mı korkularım var? Başarısızlık iş hayatında mı korkularım var? Çocuk yetiştirirken onlar büyüdüğü vakit endişeleniyor musun? Maddi yönden sıkıntılarınız mı var? Korkuyor musun ki yaşamdan ben maddiyatım bana yetecek mi? İleride ne olacağım? Bunlar hakikaten hayatımızı çok engelliyor. Yani hayatımızı bir girdap karanlığa sokuyor. Ama Rab dedi ki burada, sus ve sakin ol. Gelen düşüncelerimizi, gelen korkularımızı Rabbin adıyla sus diyebilecek güç verdi bize. Çünkü Rab önce bunu kendi yaptı, sonra yaptığı bu değerli gücü bize hediye etti. Sana ve bana hediye etti. Gelen bu düşüncelere sus, Tanrı'nın gücü bende, onun yetkisi bende, onun bana verdiği esenliği bende diyebilecek güce sen ve ben sahip olalım. En önemli ayet şurada şunu diyor. İsa öğrencilerine, neden korkuyorsun? Neden bu korkularla iç içesin? Hala imanınız yok mu? Evet. Rab istiyor ki biz ona iman edelim. Biz ona güvenelim. Bu çok önemli. Bizim iman hayatının içinde en önemli ders korkuların içinde Tanrı'ya güvenmek. Tekrar bir söz hatırladım. Dedi ki Yuhanna 8:32'de gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Bugün dünyada gerçeği arıyoruz. Gerçeği bulmak için savaş verirken Tanrı diyor ki gerçek sizi özgür kılacak. Çünkü korkuların özü gerçekliğe götürüyor bizi. Bu yüzden Rabbe şükretmek lazım. Benim de hayatımda zaman içinde yaşadığım çok derin korkularım oldu. Ölümden korktuğum, ölümün kelimesinden endişe duyduğum, zaman geldi asansöre binmediğim zamanlar oldu. Bir zaman geldi uçağa binerken heyecan panik oldum. Bakın küçük küçük korkular. Hani Rabbin sözünde diyor ya, küçük küçük tilkiler bağ bozar. Bağ benim, bağ sensin. Tanrı Rab istiyor ki bu küçük küçük unsurlar bizi oyalamasın, bizi aşağılara çekmesin. Biz özgür olalım. Rabbin istediği sözünde yazıldığı gibi gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Hayatımızdaki korkuları en önemli yüzleşmek, tanımak çok önemli. Ben kendi tanıklığımda bunu vermiştim. Dinleyenleriniz varsa bu yani ölümden sonraki yaşamı hep sorguluyordum. Ben ölünce nereye gideceğim? Rab ne olacak bana? Çünkü daha Rabbi iyi bir tanımıyordum. Sadece İsa Mesih'i kulaktan işitmiştim. Benim yüreğimde hayatımda değildi. Ve ne zaman ki iman ettim, Rabbin sözü yüreğime geldi. O zaman anladım ki Tanrı güvenilirdir. Ve onun sözü beni özgürleştirmek için bu söz bana verilmiş. Önemli olan değerli sevgili izleyicilerimiz, sizi rahatsız eden korkuları tanıyın ve o korkuları bir bir Rab'be götürün. Rab bak ben bundan korkuyorum. Endişem var. Çünkü korku kaygıyı getiriyor. Kaygı endişeyi getiriyor. Endişe bu sefer tüm karışınca panik oluyor. Panik zaten en kötü bir şey. Hayatta en kötü duygu bence korkuyla karışan paniktir. Bu yüzden şimdi bu son zamanlarda panik atak diye denilen bir at var. Öyle bir hastalığa at koymuşlar. Diyor ki biliyor musun arkadaşım ben çok şundan rahatsız oldum panik atak oldum.
Evet, panik atak öyle çok oldu ki gençlerde, bilhassa çocuklarda. Doktora götürdüğüm vakit dinliyor, aa diyor ki sen panik atak oldun. İşte panik atağın asıl temeli gizlide yaşadığımız korkular. Dile getiremediğimiz, adlandıramadığımız, bizi esir eden zayıflıklarımızdır aslında korkular. Rab diyor ki bana gel. En iyi tedavi eden, en iyi dost, en iyi yardımcı benim. İşte o zaman dedi, gerçeği bileceksin, gerçek seni özgür kılacak. Bugün bu korkularından özgür olmak istemez misin? O zaman gel Tanrı sözüne, gel İsa Mesih'e, gel yardım eden, şefaat eden, özgürlük veren, yaşamı sunan İsa Mesih'e gel. Buna gücün yok mu? Lütfen Tanrı'nın önünde alçalmayı ve onu aramayı unutma. Rab, inanıyorum ki gereken gücü, gereken desteği sana verecektir. Ben şahsımda yaşadığım birçok korkulardan zaman içinde yaşayarak ve onları fark ederek Rabbin eline teslim ettim. Her bir zayıf korku duygumu, inanın burada özgür bir şekilde size söylüyorum. Bunu yaşadım ve özgürlüğü de yaşadım. Cesaretli olmak çok güzel. Gel değerli kardeşim, değerli kız kardeşim. Rab bizi cesaretli, cesur bir hayata davet etti. Seni ve beni korkularımızdan ve yaşarken özgür yaşama davet etti. Bu yüzden dedi ki Adem'e, Adem, Adem neredesin? Korktum ve saklandım dedi. Gel saklanma, çık bulunduğun yerden. Seni rahatsız eden her şeyden Rabbin eline getir. O alıp seni özgürleştirmeye gücü yeter. Sevgili izleyicilerimiz, ben bununla birlikte gelin, hanginiz şu anda korku hayatındasınız? Kimler bu korku savaşın içinde? Olsun hastalıkta, olsun her türlü zayıflıkta. Ben şu anda dua etmek istiyorum. Birlikte dua edelim. Birlikte Rab'be gidelim. Çünkü bu korkular gerçekten yaşamımızı etkileyen bu korkular, sağlıklı yaşamamıza izin vermiyor. Gelin sağlığımızı bize hediye etmek isteyen Yüce Rabbimizin önüne gidelim. Ve Rabbi alçalalım Rabbin önünde. Göksel babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Evet Rab, gökte olduğu gibi yerde senin isteğin olsun. Rab, senin isteğin insanlar özgür olsun. İsteğin insanlar özgür yaşama gelsin. Senin isteğin korkularımızdan, kaygılarımızdan, bizi acıtan, bizi yıpratan her şeyden özgür olmamızı istiyorsun. Gel şimdi, ellerimizi sana uzatıyoruz. Bize yardım et, bize dokun, bizi yenile, bizi temizle. Senin temizlediğin her şey hayattır, yaşamdır, özgürlüktür. Yardım et bize. Göklerdeki babamız, şu anda bizi izleyen bütün dinleyicilerime, hayatlarında olan her türlü zayıf, korku, endişe, kaygı, her ne varsa senin ismin onlara dokunup tam kamil şifa ver. Yaşamın kaynağı, yaşamın gücü, yaşamın sevinci. O korkuların yerine esenlik olsun. Korkuların yerine Rab güç gelsin. Korkuların yerine hikmet ve anlayış gelsin. Korkularımızın yerine şifa ve cesaret gelsin. Kutsal ve Kudüs isminden diliyorum. İsa Mesih'in adıyla amin diyorum. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Amin. Bu Rab'bin çağrısı ve bu Rab'bin sözü. Sevgili izleyicilerimiz, bu Rab'bin çağrısı yüreğinizde bir şeyler olduysa, tövbe etmek isterseniz lütfen gelin birlikte tövbe edelim.
Tövbenin asıl anlamı İsa Mesih'in insanlara sunduğu barışma sevgisi. Gelin Rabbin önünde kırılalım. Şu anda yüreğiniz iğnelendi mi? Şu anda tövbe etme isteği yüreğinize geldi mi? Gelin birlikte dua edelim. Ben dua ederken siz de bulunduğunuz yerde lütfen ister sesli, ister içinizden Rabbinize seslenin. Göksel Babamız, sana geliyoruz. Bize açtığın bu kurtuluş kapısı, bu sevgi olan barış kapısından girip İsa Mesih seninle buluşmak istiyorum. Tövbe etmek istiyorum. Bana yardım et. Günahlı olduğumu, hatalarla dolu olduğumu, zayıflıklarla dolu olduğumu biliyorum. Günahlı yaşamı sürdüğümü de biliyorum. Bundan kurtulmak istiyorum. Bana dokun ve beni temizle. Senin çocuğun olma hakkına ben de sahip olmak istiyorum. Bu sahip olma hakkı yalnız İsa Mesih sen bana verdin. Ve ben İsa Mesih'in aracılığıyla kurtuldum. Kurtuluşa erdim. Tanrı'nın sevinci benimle birliktedir. Sana yöneldiğim için sen benimlesin. Buna güveniyorum. Amin. Sevgili izleyiciler, elimizden geldiğince bu kanal aracılığıyla sizlere konuştuk. Sizlere Rabbin sözlerini ilettik. Rabbin sevgisi ve Rabbin tövbe açtığı kurtuluş sevinci sizlerle ve hepimizle birlikte olsun. Amin.